364 Web TV'den ben Elvan Şimşek. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Seçimlere sayılı günler kaldı sevgili seçmen. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Çorumlu vatandaşların nabzını yoklayacağız ve röportajlarımız olacak. Şimdi söz Çorumlularda. Sizce Çorum'da Cumhurbaşkanlığı AK Parti. Evet. Çorum'da siyasi partilere göre milletvekili dağılımı nasıl olur? 3-1'i ümit ediyorum ama 2 MHP 1 CHP 1 olabilir. O şekilde düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle. Teşekkür ederim. Olabilir ama ümit 3'ten yani. Peki. Sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi sizce kim kazanır? Bence ikinci tura kalacak. İkinci tura kalacak. Evet. Peki o zaman sorumuzu şöyle değiştirelim. İkinci turda kim kazanır sizce? Ne bileyim şu anda ben Sinan Oğan'a vereceğim. Sinan Oğan'a vereceğim. Ben üçüncüyü Sinan Oğan'a vereceğim. Peki o zaman şöyle bir şey soralım. Hele siyasi partilere göre sizce Çorum'da milletvekili dağılımı ne olur? 2-2-1. 2-2-1. Hangileri aç biraz? CHP, AKP, MHP. O zaman sen 5 yaptın. 5 ya pardon. Beş olsun. 2 AKP. 1 MHP. 1 CHP diyorsun. Evet. Öyle tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum da öyle de olmayacak yani. 2 CHP de alabilir. Ha, CHP de alabilir. Ha. Sen çok mu oynuyorsun yani? Her olasılığı değerlendiriyorsun de, yani. Belki de bizden olduğu için olabilir. Belki de sizden olduğu için öyle. Peki teşekkür evet. ediyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır? Cumhurbaşkanlığı seçimini benim kişisel kanaatim ve çoğunlukla halk arasında da edinmiş olduğum intibaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'nin üzerinde, %51.5 kazanacağı yönünde kuvvetli emareler ve ihtimaller görüyorum. Ya siz arkadaşlarınızla veya çevrenizle sohbet ettiğiniz aynen, zaman... Aynen. Arkadaş çevremiz ve genellikle sohbet ettiğimiz insanlarla çoğunlukla ekseriyet yine ülkenin şu anki mevcut durumunun kötüye gitmesini istemediğimizden dolayı, daha iyi günlerin bizi beklediğinden dolayı yani şu an mevcut durumdan daha iyiye doğru gideceğini değerlendiriyoruz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a devam ediyoruz. Evet. Peki size göre Çorum'da siyasi partilere göre milletvekili dağılımı bu seçimde ne olur? Yani şu anda Çorum'daki milletvekili dağılımı yani AK Parti'nin bir önceki döneme göre şu anda 2 milletvekili çıkarıp işte MHP'nin bir tane de CHP olmak üzere böyle bir siyasi tablo çıkabileceğini değerlendiriyor. Yelpazenin bu şekilde dağılacağını. Yelpazen. Tabii tepki oylarını bunu yansıması olarak değerlendiriyorsun. AK Parti'nin tepki oyları MHP yönünde değerlendirmekteyiz. Öyle yani arkadaş aramızda ve çoğunlukla ekseriyette toplumda böyle bir ittiba var. Yani vatan millet için MHP'nin de bir ülke genelinde yani bu dönemde Çorum'da bir milletvekili çıkartsın istiyorsunuz. Tabii MHP'nin bir milletvekili çıkaracağını değerlendirmekteyiz. Çıkar yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba abi. Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır? AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki Çorum'da siyasi partilerin milletvekili dağılımı ne olur? İki tane AK Parti. Bir tane MHP, bir tane CHP. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Hemen arkadaşınıza soralım. Ben Cumhurbaşkanlığını kim alır? Erdoğan abi. Erdoğan alır diyorsun. Siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur? Aynen abim dediği gibi aynısı olur. Ne olur? AK Parti bir tane MHP alır. Bir tane CHP alır. Evet. Aynen devam ediyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kim alır? Recep Tayyip Erdoğan. Birinci turda biter mi bu iş? Biter. Evet. Tahmini yüzde kaç veriyorsunuz? %50'nin üstü de tahmin bilmiyorum. Yalnız birinci turda bu birinci turda biter. Evet. Peki siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur Çorum'da?
Tahminen 3-1 yine alır skor. 3-1 yine alır. 3-1 yine alır skor. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi iyi yayınlar. Sağ olun. Bu arada oy veriyorsunuz inşallah. Veriyoruz. Siz de. Peki, gençler siz de şöyle söyleyeyim. Tabii sizin genç çevre, arkadaş çevreniz daha farklı. Ben eminim. Her seçmenden vardır veya her siyasi partide tabii, vardır. Tabii. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlarınızın çevresi. Tabii bunu bir kenara bırakalım biz. Şimdi size göre Cumhurbaşkanlığı bu seçimde ilk turda biter mi bitmez mi? Onu söylüyorum. Bitmez. Bitmez diyorsun. İkinci tura kalır diyorsun. Kalacak. Peki ikinci turda tahmininiz ne? Yani ne olabilir? Şu an bence hiç belli değil. Belli değil. Hele bir ikinci tura mı kalalım diyorsun? Aynen öyle. Peki hemen soruyu şöyle değiştiriyorum. Çorum'da siyasi partilere göre, milletvekili dağılımı size göre nasıl olur? Biliyorsunuz 4 milletvekili çıkarıyor Çorum. 2-1-1. 2-2. Hemen geleceğim size. 2-1-1. Sen oradan etkilenme. Sen kendi fikrini söyle. Benim o konuda yani ben fazla araştırmadım. Bir fikrim yok. Sana, göre ne olabilir tahmini? 2-1-1. Diyorlar. Ben de öyle diyorum. Aynen. Siz? Abi 2'ye kalmaz ki AK Parti. İkinci tura kalmaz diyorsun. Kim alır sizce? AK Parti alır. Erdoğan alır diyorsun. Peki milletvekili dağılımı ne olur? Tahmini mi? 2-2 değil. AK Parti de çıkar. Anladım. Arkadaşımıza soralım. Abi ben de seçimden ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Sen de ikinci tura kalacaksın. Bir şekilde son çoğu AK Parti'nin alacağını düşünüyorum. AK Parti bir nefesle alabilir diyorsun son nefesle. Milletvekili dağılımı ne olur? Abi milletvekili dağılımı yani çok fikrim yok ama 2-2 olur diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet AK Parti 2, evet. AK Parti 2 diye düşünüyorsun. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim alır, kim kazanır? Tayyip Erdoğan alır. Tayyip Erdoğan. Evet. Birinci turda bu iş biter diyorsunuz. Biter diyorum. Peki, Çorum'da siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur? 2-1-1. Yani paylaştık. 2 AK Parti alır, bir MHP alır, bir de CHP alır. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Öyle düşünüyorum. Reis kazanacak, reis. Reis kazanacak. Reis kazanacak tabii. Evet. Çorum'da peki siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur size göre? Milletvekili dağılımı mı? Yine AK Parti 2 çıkarır. AK Parti 2 çıkarır. MHP 1 çıkarır. MHP 1 çıkarır. CHP 1 çıkarır. Aynen. Dağılım böyle olur diyorsunuz. Aynen. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Siz de Cumhurbaşkanı seçimini bu dönem kim kazanır? Ya şu anda çok zor bir soru. Bilemiyorum bunu. Tahmininiz. Ya tarafsız olmak ya taraftarıyım ben bundan. Çok da hani taraf belli etmek de istemiyorum. Anladım. Siyasi çok karmaşık bir şey. Doğru, haklısınız. Ama dediğim gibi bu bende kalsa... Spor toto oynayalım mı? Genel, mesela siz değil de genelde arkadaşlarınız nasıl düşünüyor? Arkadaşlarınız. %50. Çok sevgiliyiz. Peki Çorum'da milletvekili dağılımı nasıl olur siyasi partilere göre? Tahmini. Biliyorsun 4 çıkarıyor. Evet evet. Biliyorum ama dediğim gibi ya çok şu anda yine taraftar. Rengini çok belli etmek istemiyorum. Yok yok siz demiyorum. Evet. Yani komşularınız, arkadaşlarınız evet. Yani neler konuşuyorlar, ne söylüyorlar mesela? Ya o da yine aynı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi o da 50-50. Çok ya, bir mesela gibi, CHP ne kadar alır diyorlar. Şöyle bir şey. Ben nasıl rengimi belli etmiyorsam. Tamam ben sizi sormuyorum. Arkadaşlarınızdan konuşulanları soruyorum. Onlar da öyle. Çok dediğim gibi. Kimse şu an çok biraz tabiri caizse herkes korkuyor. Eline taşın altına kimse koymak istemiyor. Yani anladım. Şu anda kimse rengini belli etmek istemiyor. Keza benim gibi. Anladım. Mesela ben size aynı soruyu sorayım o zaman. Hani bir haberci olarak. Şu, o zaman ben yaparsam o zaman şey biraz daha şeye geçer, taraftara geçer. İşte. Ama kapattıktan sonra size söyleyebilirim. Ya dediğim gibi ben şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Eyvallah. Ben nasıl tarafsızsam. Anladım. Karşımdaki hemcinsim veya karşımdaki yine öyle tarafsız. Peki. Kimse rengini çok belli etmek istemiyor. Evet. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani vatanımız, milletimiz, ülkemiz için. Evet. Hangisi en hayırlısıysa o olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim kazanır? Bu dönem Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir düşünüyorum. Siyasi partilere göre, siyasi partilere göre Çorum'da milletvekili dağılımı ne olur? 2 AKP olur, 1 İYİ Parti, 1 de CHP olur. O zaman 2-2 diyelim. 2-2. Bu dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? AK Parti. AK Parti derken Erdoğan. Erdoğan, aynen. Peki. Reis. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercih böyle oluyor diyorsunuz. Siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur Çorum'da?
Valla milletvekili biraz zor gibi. Nasıl mesela? Yani dağılım nasıl olur? Milletvekilini paylaştırır sen böyle. Ne olur mesela? Vekillerde biraz millet değişim istiyor. Çünkü vekiller Çorum için şu an yapmadıkları için hiç kimse ben öyle değil. Biraz yani, kaçamak cevap veriyorsun böyle. Nasıl? Sayıyı belirtmek istemiyorsunuz falan. Anlıyorum. İşte peki an... yani AK Parti mevcut milletvekili sayısını korur, öyle söyleyeyim. Yani 3 çıkarır mı yoksa yok, düşüş? Düşüş olur, düşüş aynen. Düşüş olur. Çok düşüş var çünkü şu an... Anladım. MHP çıkarıyor mu? MHP'de de... Şu ana kadar çıkaramadı biliyorsunuz. Yani AK Parti'den dolayı MHP'nin çıkartma şeyi var. Bir tane de olsa, iki tane de olsa biraz herhalde... O zaman ne oluyor? MHP 1, AK Parti 2, aynen. Zaten CHP otomatik bir tane. Üçüncüyü AK Parti çıkaramaz çünkü şu an öyle. Durum öyle. Aynen. Arkadaş şeylerinizle konuşmaktan... Aynen öyle. Mesela ben kendi evimde söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Kızların da var. Kızların... Aranızda mı anket yaptınız ya, kızlarla beraber? Hani mesela onlar da diyor. Çünkü gençler şu an AK Parti'nin vekillerinde memnun olan... Az. Az, aynen. Anladım. Reisi seçen var mı? Reisi hepimiz. Çünkü seçiyoruz. Reisi aynen. Reis hepimiz için şu an... Yani hepimizi seçeceğimiz reis ama vekilde biraz... Evet. Düşüneceğiz diyorsunuz. Aynen. Eyvallah. Düşünmüş. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim, hadi. Evet. Merhaba. Yüzmeye falan da gitmişsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönemde kim kazanır? İnşallah AK Parti. AK Parti. İnşallah. Dur, hemen ikinci soru. Siyasi partilere göre Çorum'da milletvekili dağılımı ne olur? Onu bilemem. Yani tahmini... Tahmini bilemem. Bilemiyorsunuz. Yani AK Parti yine mevcut milletvekili sayısını korur mu? İnşallah. İnşallah koruyacaklar. Koruyacaklar. MHP çıkarır mı milletvekili? Şimdi şöyle diyeyim mesela, MHP'de çıkarsa daha iyi olur. MHP. Ama CHP çıkarmasın da. Anladım, peki. CHP çıkarmasın da başka hangisi çıkarırız? Cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır? Bence Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Peki Çorum'da siyasi partilerin milletvekili dağılımı ne olur? Onu bilmiyorum. Biliyorsun Çorum'da 4 tane milletvekili çıkıyor. Evet. Siyasi partilere göre dağılımı ne olur? Bence 3 tane kazanır. 3 tane alır. 3 tane? Evet. Kim alır? AK Parti alır. AK Parti alır. CHP bir tane çıkarır. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum ya, böyle kıran kırana gider ama. Kıran kırana 150 diyorsun yarı yarıya. Evet. Çak sırtı gider diyorsun yani. Anladım. O zaman peki hemen şöyle sorayım. Oy kullanacaksınız bu seçimde. Evet, o da güzel. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kıran kırana mücadele eder dediniz. İki tarafta da gidebilir dediniz. Çorum'da siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur? Bir genç olarak nasıl görüyorsunuz? Biliyorsunuz 4 milletvekili Çorum. Ne olur? AK Parti'nin bir milletvekili düşer gibime geliyor. Yani MHP alabilir, AK CHP Parti alabilir. AK Parti 2 diyorsun. İki, MHP 1 diyorsun. 2 mi gidiyordu? 4 tane milletvekili var. AK Parti önceden 3 çıkarıyordu. 2'ye düşebilir. 2'ye düşer. Birini kim alır? Birini MHP alabilir. Bir tane de CHP çıkarıyorsun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çok oy kullanmıştım bu yaşına kadar. Hı, söyle. Cumhurbaşkanının seçimini bu dönem kim alır? Tayyip Erdoğan alır. Tayyip Erdoğan alır. Peki, Allah bekle. Çorum'da siyasi partilerde milletvekili dağılımı ne olur? 4 tane milletvekili çıkarıyorsun biliyorsun, evet. Çorum. Kaç olur, evet. Millet siyasi partilere dağıtırsan hangi parti kaç tane çıkarır? Oha, kesin bir şey demeyin. Mesela Çorum'da 4 milletvekili çıkarıyor. Çorum 4 mü? Çorum 4. Mesela geçen dönem 3'tü ya. Geçen dönem 3'tü, evet. 3 AK Parti aldı. Evet, bir tanesi CHP aldı. Evet. Evet, bu dönem ne olur? Bu dönem bilmiyorum. Şimdi MHP alır mı? MHP öyle mi konuşuyor? Alır gibi geliyorlar, bilmiyorum. Hı, arkadaş çevreniz falan böyle mi konuşuyor veya duyumlarınız? Bir de MHP çıkarı falan diyorlar. He. Sizin kanaatiniz ne? Ben o kadar bilgim yok. O kadar bilgim yok. Peki. Benim şeyim öyle böyle diyordu. Anladım. Bu şekilde. Ha, peki, sağ olasın. Teşekkürler. Sağ ol. Kendinizi yaparım. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim alır? Hak eden alır herhalde. Eyvallah. Onda şüphemiz yok. Kim hak ediyorsa o olacak zaten. Sandıktan kim çıkıyorsa o olacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Kim olur? Tayyip Erdoğan.
olan anketlere göre %48, %51 gibi geçiyor. Bıçak sıktı. 51 kim diyorlar? 51 kim diyorlar? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorlar. Peki Çorum'da milletvekili sayısı dağılımı ne olur bu seçimde? Vallahi A şıkkı 2'ye 2 olur. 2'ye 2 yani. CHP. CHP 2, AK Parti 2. B şıkkı Milliyetçi Hareket Partisi 1. Bir tane çıkarır diyorsunuz. AK Parti 2, CHP 1. Böyle. Anladım. Pozisyon böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Acil işim. Buyurun, buyurun. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Siyasi partilere göre Çorum'da milletvekili dağılımı ne olur? İki tane AK Parti, iki tane CHP diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim kazanır? Tayyip. Tayyip. Evet. Siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur? Bilemiyorum. Yani mesela AK Parti'nin Çorum'da 4 milletvekili çıkarıyor Çorum. Yani 3'ü, 2'si AK Parti'den olur, diğeri ne olur bilemem. CHP'den gelir. 2 kimi diyorsun? AK Parti. 2 AK Parti, 2 CHP diyorsun. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim alır? Cumhurbaşkanlığı seçimini alternatifsiz Tayyip Erdoğan alır. Birinci turda biter mi bu iş? Birinci turda biter. Peki, ikinci sorum şu. Çorum'da siyasi partilere göre milletvekili dağılımı ne olur? Bir tane CHP alır, bir tane AKP alır, bir tane de MHP alır. Etti, o zaman? Oylar ortada kalır, 3 milletvekili çıkarır Çorum'da. 3 milletvekili. Evet. 4 nasıl çıkacak? 4 zor çıkıyor. Zaten 4 çıkaracak. Yani 4 mecbur çıkacaksa o zaman 2-1-1 olur. 1 CHP, 1 MHP, 2 AKP olur. Bu şekilde olur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İlginize. Cumhurbaşkanlığı seçimini bu dönem kim alır? En çok merak ettiğim olay. Evet, biz de merak ediyoruz. Herkes size merak. Soruyoruz. Ben %50-50 görüyorum. Bıçak sırtı. Bıçak sırtı. Yani ama birisinin 49'u birinde 50 olması lazım ki. Yani ikisinin de 50-50 çıkarması zor tabii. Zor. Birinci turda olmaz ama ikinci turda Millet İttifakı alır diye görüyorum. Millet İttifakı alır diye düşünüyorsun. Evet. Peki Çorum'da milletvekili dağılımı ne olur? Bundan bir ay öncesine kadar hani 3-1'di ya. Evet. Tam tersi olur diyordum. Şimdi 2-2 diyorum. Kimler alır? 2-2. Kimler alır? CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti. İYİ Parti biliyorsunuz. Ha, CHP'nin içerisinde sayıyorsun tabii, onu. Tabii. CHP 2 diyorsun. CHP 2. AK Parti 2 diyorsun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Görüntü öyle. Teşekkür ederim.